Arkadaşlar merhaba. ETS 2'ye yeni bir özellik geldi. Sesli navigasyon sistemi geldi. Çok güzel bir özellik. Bununla ilgili kısa bir bilgi vermek için hazırladım bu videoyu. Artık navigasyonda sesli bildirimler var. Şimdi göreceksiniz. Her dil için iki tane ses var. Türkçe için Zeynep ve Emre sesleri var. Bir erkek, bir kadın sesi olmak üzere. Düz ilerleyin. Mesajlar böyle arkadaşlar. Şimdi burada kavşaklarda özel bir durum var. Onu hemen söyleyeyim. Mesela şimdi bize düz devam edin diyecek. Sağ tarafa doğru bir yol dönüyor. Düz ilerleyin. Sola dönün demeyecek. Düz ilerleyin diyecek. Bunun anlamı kavşaklarda düz ilerleyin cümlesinin anlamı herhangi bir yere sapmaksızın kavşağa dönün anlamına geliyor. Bu trafiklerin böyle arabaların kavşağın orta yerinde dur vermeleri çok abes ama nedense. Evet, düz devam edin dedi. Şimdi sağa dönün diyecek. Evet. Yani düz devam edin dediğinde siz herhangi bir yere sapmaksızın doğrudan kavşağa dönmeye devam edeceksiniz. Size sağa dönün deyinceye kadar. Kavşakta sağa dönün dediğinde ilk kavşaktaki ilk sağa döneceksiniz arkadaşlar. Düz gidin demenin anlamı, düz ilerleyin demesinin anlamı bu. Buna dikkat edin. Bir de hız limiti uyarısı var. Burada 90 kilometre olduğu için şimdi bu hız uyarısını duymak biraz zor olacak. Şehir içinde soldan devam edin. Soldan devam edin diyor. Yani burada herhangi bir kavşağa girmeyeceğiz. Bu anlamda söyleniyor bu. Çok güzel bir özellik olmuş. Şu şeyleri göstereyim size. Burada arkadaşlar ayarlamalarımızı müzik sesinden yapıyoruz. Şuradan. Burada navigasyon ses seviyesini ayarlayabiliyoruz. Sesin şiddetini artırıp azaltabiliriz burada. Burada navigasyon, sesli navigasyon etkin mi değil mi onu belirliyoruz. Etkinleştiriyoruz böylece. Burada iki tane dil var Türkçe için, yabancı diller için de, farklı diller için de yine her iki erkek ve kadın için ayrı ayrı sesler var gördüğünüz gibi. Türkçe'de mesela şimdi Emre'yi seçelim. Ön izleme var. İyi bir sefer oldu. Evet. Hız uyarısı kapalı olabilir. Bip sesi alabilirsiniz ya da sesli uyarı alabilirsiniz. Ben sesi seçtim. Şimdi buradan... Bunu yaptıktan sonra şu hız limitini de kaldıralım. Hız limiti uyarısını dinleyebilmek için. Neredeydi bu hız? Hız sınırlayıcıyı kapatalım. Bir de hız uyarısını dinleyelim. Bu sefer de Emre'nin sesinden dinleyelim. Uyarı. Lütfen hız sınırlarına dikkat edin. Evet. Hız limiti uyarısı da böyle arkadaşlar. Daha önceden bu özelliğin gelip gelmeyeceği kullanıcılar arasında çok tartışılıyordu. Çünkü konsol komutları ile ilgili parametreler vardı. Duyurulmuştu fakat kullanılamıyordu. Şu anda bu konsol komutlarından değil, doğrudan menülerden ayarlanabilir özelliklere sahip olarak geldi. Artık sesli komut sistemini kullanabilirsiniz. Bununla ilgili ilerleyen dönemlerde soldan devam edin. Zaten bunu bol bol duyacağız. Siz de kendi oyunlarınızda bunu dinleyebilirsiniz. Yani 1.35'e geçmek için artık fazlasıyla sebep var arkadaşlar.
sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Evet. Sağ çıkışı kullanın. Gördüğünüz gibi uyarılar böyle. Bu Emre'nin sesinden, az önce Zeynep'in sesini dinlemiştik. Çok güzel bir özellik olmuş arkadaşlar. Soldan devam edin. Evet, soldan devam edin dediği için sol tarafa geçeceğiz. Zaten kısa kesik çizgilerden dışarı çıkmamız gerekiyor. Çünkü ileride bir kavşak var ve o kavşağı kullanmayacağız. Evet arkadaşlar, sesli navigasyon sistemi de bu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, iyi eğlenceler.